oluşturduğumuz içerikte videoda bir kanal yapısından bahsetmiştik e, bu kanal yapısını şunu açsam size faydası var mı var şunu açalım bu kanal yapısının da Bitcoin tarafında minör düşen trendi kırıp 200 günlük 200 haftalık e, Pardon 100 haftalık ortalamanın üzerinde tutunmaya çalıştığını dile getirmiştik an itibariyle 100 haftalık ortalamanın üzerinde bir dojimumu oluşmuş durumda Bizi ilgilendiren bir mum var mıymış ona da bakalım. En son dörtlü mumu burada vermiş. Zaten onu da onaylamışlar destek olarak. Mumlarda da bir sıkıntı gözükmüyor. Son süreçte kapatalım. 26.736 dolar üzerinde bir kalıcılık sağlamayı başarabilirsek. Hatta önemli olan 100 haftalık ortalamanın üzerinde 26 27.676 üzerinde bir kalıcılık sağlayabilirsek. Yukarı doğru 35.000 dolara hedefi kovalamaya çalışacağız. Haftalık kapanışı değerlendirmeye çalışalım. Çünkü aylık kapanış güzel gelmişti. Aylık kapanış pozitif gelmişti. Bir de haftalık kapanışı bunu onaylaması lazım. Geçen haftalık kapanış da iyiydi. Yani bakalım bu haftada yine aynı şekilde haftalık kapanış iyi olacak mı? Yani açıkçası 25.222'nin ne kadar güçlü bir destek olduğunu son oluşturduğumuz içerikte konuştuk. Tabii minor bir destek ama güçlü bir destek. Burayı kaybetmediği sürece artık 22 bin dolarları konuşmak Bitcoin için anlamsız. Öyle bir durum söz konusu değil. Baktığım zaman benim 10 günlük hareketli ortalamamla 20 günlük hareketli ortalamayı kesiyor. 10 haftalık hareketli ortalamam pardon. 20 haftalık ortalamayı kesecek. Yani şimdilik her şey Bitcoin tarafında pozitif dediğim gibi yani Filistin-İsrail savaşının kripto piyasalara henüz bir yansımasını görmüş değiliz. Benim burada beklentim sadece ufak bir test yani bir test yapılması lazım. Ne gibi bir testten bahsediyoruz? Kırılan trend hiç test edilmedi. Burada bakıldığı zaman. Hani biz burayı kırdık eyvallah. Hedefe gitmeye çalışıyoruz eyvallah. 100 günlük ortalama veya 100 haftalık ortalamanın üzerinde kalmaya çalışıyoruz eyvallah. Ama bunun bir testinin gelmesi gerekiyordu. Yani en azından günlükte bizim şurayı bir kere test etmemiz gerekiyordu ve yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. Bitcoin artık düşen bir trend çekmemiz gerekiyor günlük cephede. Günlükte düşen düşen trendi çizdiğimiz zaman 1, 2, 3, 4 defa temas geldi. Şimdi 5. teması bekliyoruz. 5. temasta da yukarı doğru bir kırılım gelmezse, düşen trend kırılmazsa burada artık 25.223 dolar desteğini test edilebileceğini söylemek zorundayım. Test edebiliriz ki en alt yapıda 21.221 dolardan geçiyor. Şimdilik bunu konuşmak için çok erken ama ya. Hani bunu söyleyip de millet bu sefer şeye bağlayacak. Ya hani 21 bin bak bitcoin 30 bine gitti diyecekler. Geçen gün olduğu gibi 35 diyordum bak bugün 26 bine düştü diye. Bir kere daha onun hatırlatmasını da yapalım. Bizler traderız arkadaşlar. Trade yapıyoruz. Bizim işimiz trade yapmak. Alıp odula yatmak değil. Doğal olarak da piyasada her türlü gelişen haberin ardından bitcoin'in yönünü tayin etmekle yükümlüyüz. Öyle bir zorunluluğumuz var. Yani bugün 35 bin doları beklerken piyasaya düşebilecek bir makroekonomik haber ve hatta bir temel analiz ve hatta herhangi bir borsanın batışı 35 bin dolar beklentimizi değiştirir. Bir zaman rüzgar ne tarafa eserse o tarafa doğru trade yapmak zorundayız. Şu an için rüzgar hala da 35 bin dolar hedefini bekletiyor bizi. buradaki haftalıkta trend buradaydı. Trend kırıldıktan sonra Bitcoin zaten güzel bir yerleşim yaptı yukarıya doğru. Ve üçgen formasyonu patlatmıştı. Hatta o formasyon eğer silmediysem şurada olması lazım. Bir saniye. Kama diye geçiyor. Bakın buradaki kama yapısı. Bunun hedefi 50 bin dolardı. 50 bin 386 dolardı. Ama yükselen trendini kıramamıştı. Ana trend biliyorsunuz ki o zaman 31 bin dolardan geçiyordu. 31 bin doları kıramadı. Test etmesine rağmen burada bir kırılım gelmedi. Sonra biz sattık zaten 29.060 dolardan hemen hemen her şeyi sattık. Çok daha aşağılardan topladık. Şu an destek olarak 200 haftalık ortalamayı kullanıyoruz. Üç. Kama yapısı hala daha çalışıyor. Bu kama formasyonu kırıldığı için geçerli. Yani burada bozulan herhangi bir şey yok. Bu formasyon hala daha çalışıyor. Yalnız haftalıkta çalıştığı için bunu seminerlerde de çok dile getirdim. Haftalıkta oluşan formasyonların ortalama olarak hedefleri 1 yıldır. Yani 6 ay ile 1 yıl sürer haftalıkta oluşan formasyonların hedefleri E bizim de haftalıkta formasyonumuz ne zaman oluştu Ocak 2023'te oluştu şu an 10 ay oldu birinci yıla doğru gidiyoruz henüz 50 bin dolar hedefine gidemedik burada e, tabi etkenler de var Ukrayna Rusya Savaşı Filistin İsrail Savaşı işlenebilir binance üzerindeki regülatör baskılar sadece binance değil, coinbase FTX problemi derken birçok nedenden dolayı da piyasa şu an bir türlü istediği yükselişi yaşayamıyor özellikle önümüzde Kasım ayı var Kasım ayları e, Zor geçen aylardır. Yani Kasım ayları genelde Bitcoin için ve listi varlıklar için satış baskısının olduğu aylardır. Bu arada Amerika'daki birçok şirket bilanço açıklıyor. Son açıklanan son bilanço açıklayan şirketler bilançolarını iyi açıkladı. Enflasyona rağmen çok güzel açıkladı. Aslında bunlar da pozitif ama henüz bir yansımasını göremedik listi varlıklara. 200 haftalık ortalamayı kaybetmediğimiz sürece bir problem yok. 200 haftalık ortalamayı kaybedersek işte o zaman Durumlar biraz sıkıntı. Ondan sonra kanalın en alt yapısını test edebiliriz ki en alt yapıda 21.221 dolardan geçiyor. Şimdilik bunu konuşmak için çok erken ama ya. Hani bunu söyleyip de millet bu sefer şeye bağlayacak. Ya hani 21 bin bekliyordum, bak Bitcoin 30 bin'e gitti diyecekler. Geçen gün olduğu gibi 35 bin diyordum, bak bugün 26 bin'e düştü diye. Bir kere daha onun hatırlatmasını da yapalım bizler. Traderız arkadaşlar. Trade yapıyoruz. Bizim işimiz trade yapmak. Alıp odula yatmak değil. Doğal olarak da piyasada her türlü gelişen haberin ardından Bitcoin'in yönünü tayin etmekle yükümlüyüz. Öyle bir zorunluluğumuz var. Yani bugün 35 bin doları beklerken piyasaya düşebilecek bir makroekonomik haber ve hatta bir temel analiz ve hatta herhangi bir borsanın batışı 35 bin dolar beklentimizi değiştirir. bir zaman rüzgar ne tarafa eserse o tarafa doğru trade yapmak zorundayız. Şu an için rüzgar Hala da 35 bin dolar hedefini bekletiyor bizi. Buradaki 35 bin dolar hedefinin artık bekleyemememiz için olması gereken şart, oluşması gereken şart düşen trendin içerisine girip kapanış yapan bir bitcoin görmek. Yani şurada gördüğünüz şu sarı kanalın hatta bunu ben sizin için beyaza boyayayım. İki tane sarı oldu çünkü. Ya bunu 4 yapalım. Bu gördüğünüz düşen ana tren ya da bu minor bir tren kanal içerisinde kaybedildiği ve altında günlük kapanış yapıldığı takdirde 35 bin dolar diye bir şey kalmıyor. O saatten sonra beklentimiz 25.223 dolar oluyor. Tekrar döndü. Bitcoin burayı tekrar kırdı. O zaman bir kere daha hedefini konuşuruz. Tekrar oluştururuz hedefi. Deriz ki tamam kırılım geldi. Çek abi stopu 26.400'e. Yukarıda 35.000'i kovala. Sonuçta bunu teknik analiz olarak, bağlı olarak yapıyoruz. Şu an itibariyle teknik analiz çalışıyordu. Evet selamlar hepinize. Videonun bu kısmına kadar izlediğiniz her şey tarih tarih sizlere paylaşıldı. Zaten bunların tamamı e, şu an ekranda gördüğünüz Savaşçım YouTube kanalının içerisinde de var. 15.100 aboneye geldik. E, 1.2000'den fazla video paylaştık ki en çok video paylaşan kanallardan biriyim diyebiliyorum ben. E, en azından aylık raporlarda YouTube öyle söylüyor. YouTube yalan söylemiyorsa. Şimdi <laughs> son süreçte Tabi kaldıraçta biraz sıkıntılar yaşadık ama toparlanıyoruz yavaş yavaş. Her zaman böyle olmuştur. Her zaman toparlanmışızdır bir şekilde. Ve yatırım yaptığımız araçın içerisinde her zaman kazanmak yok. Bazen kaybetmek var. Bazen kazanmak var. Önemli olan kaybettiğinden daha fazla kazanabilmen. Şimdi beni biliyorsunuz. Yaptığınız yorumları okuyorum. Yorumlarınız benim için çok çok değerli. Çok güzel yorumlar da var, destekleyen de çok fazla dostumuz var. Allah razı olsun hepinizden. Yani tekrar söylüyorum Allah razı olsun, destekleyenim de çok. Ama şöyle bir durum var. Ben engellemek istemediğim için insanları e, doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgiyi alabilsinler istediğim için ve engellemek istemediğim için. bu videoyu çekiyorum. Çünkü yorumlarda şöyle şeyler okuyorum. İşte savaş düşecek dediyse kesin çıkacaktır. İşlem açalım. İşte savaş bilmem ne dediyse şöyle yapmıştı. Bir tanesi demiş ki işte bu adam yalan söylüyor. İşte 3 4 kere kazanıyor sonra hepimizi kaybettiriyor. İşte komisyon alıyor borsadan falan gibi böyle bir sürü Yalan, yanlış, saçma, sapan, bilgiler dolu. Yani beni tanıyanlar tanıyor biliyorum. Her de aynı şeyi söylüyorsunuz. Allah razı olsun biz seni tanıyoruz, senliyiz, arkandayız diyorsunuz ama... Tanımayanlar o yorumları okuyabiliyor tabii ki de. Bu da rahatsız edici bir şey. Ama şöyle bir durum var. Yani net olarak söylemekte fayda var. Bakın burası benim... E, kayıt depom. Ve burada hiçbir şey kaybolmuyor. Burada her şey kayıtlı. Bugüne kadar... Kaç defa düşecek dediysem hep düşmüştür ve biz hep nakitteydik. Bugüne kadar kaç defa yükselecek dediysem hep yükselmiştir ve biz bir şekilde bir yerinden yakalamışızdır o yükselişi. 35 bin dolar yükselişinin altında işte bir dostumuz yorumda açıklamaya çalışmış. Altında yükseldi ama bilmem ne diye. Altının yükseleceğini ben 2,5 ayda söylüyorum. Öyle bir durum da var. Aslında konu burada işte sen söyledin ben söyledim konusu değil. Yani şimdi burası bir e, teknik ve temel analiz kanalı. İnsanlar doğal olarak e, bir bilgi öğrenmek için bu yayını izliyor. Benim kaşıma gözüme kurban oldukları için değil. Ve doğal olarak doğru bilgi almak istiyorlar. Ama ben kanalımı açtığım günden bugüne kadar size her zaman net oldum. Zaten net olduğum için beni çok kolay dövme hakkına kendinizde buluyorsunuz. Laflarınızda, cümlelerinizde ya da hakaretlerinizde. Aslında ben de alingirli konuşsam bunu yapamayacaksınız da. Beceremiyorum. Şimdi izlediğiniz videoda gördüğünüz şey neydi? Bir düşen trend vardı. Trend kırılmıştı. Ve bir hedefi vardı. Bir hedefi vardı. Burada YouTube kanalında bu video da var. Hedefinin olduğu kanal. 28.500 mi? 28.600 mi? Ne minör bir hedef vardı. Oraya kadar gitmesini bekliyorduk. Burada bu videoların içinde var. Arkadaşlar burası duvar. Benim e, şeyim nasıl diyeyim? Anlattığım şeyler net olarak söylediğim her şey burada duruyor. Burası bir depo. Hafıza deposu gibi düşün. Şimdi bu bölgede 28.500 işte civarında bir hedefi vardı. Hedefine geldi. Değil mi? Sonra bu hedeften dedik ki izlediniz az önce kayıtları, tarihleriyle birlikte. Bir test gelmesi lazım dedik. Bir test, yükselişin devam etmesi için bir test. 26.626.700 diye de nokta atış rakam verdik. Sonra retest geldi. Retestten sonra bir daha yayın açtık. Dedik ki Bitcoin dedik bu kanalın altına girmezse bu kanalın altında günlük kapanış yapmazsa 25.200 doların deneme durumu yok. O zaman 35.000 doları kovalarız dedik ve bir tane de minor düşen tren çizdik ve hatta temasları saydık. 1, 2, 3, 4, 5. test gelecekti. Hepsini izlediniz. Hepsi var orada. Ben sizi biraz daha geçmişe götüreyim mi? Biraz daha geçmişe. Sadece hakkaniyetli olmanızı istiyorum. Başka bir şey değil. Yoksa e, ettiğiniz küfürde, hakarette sizin e, ne kadar kaliteli insanlar olduğunuzu bana gösteriyor. Çok fazla bir şey değil. Yani konuşma biçiminiz, uslubunuz, tanımadığınız bir insana yaklaşımınızdan vizyonsuzluğunuzu ya da vizyonunuzu görebiliyorum. Sinirlenmiyorum o yüzden. Çünkü kale almıyorum birçoğunuzu ama beni kale almayanların geçmişte başına gelenleri ufaktan bir hatırlatayım mı? Bakın. Şimdi söyleyeceğim. Sonra siz bu depo içerisinde arayıp bulut istiyorsanız ki muhtemelen sonlarda bir yerdedir o videolarda. Daha böyle amatör olduğumuz dönemlerden bahsediyorum. Dedim ki elimdeki her şeyi sattım. Düşüş bekliyorum. Sonra düştü. Sonra dedim ki ben %100 alıyorum. %100 28.809 bandından bütün paramla satın alıyorum dedim. Aldım. Sonra yeniden aynı yere geldi. Sattığım yerde tam burada bir daha sattım. Var var o videoların içerisinde var. Yine söyledim YouTube'da. Dedim ki ben satıyorum. Her şeyi satıyorum. Benden bu kadar. Sonra Bitcoin buradan işte 62'den 69'da 65'ten 69'da gitti. Bir 4-5 bin dolar ya da 3-4 bin dolar daha çok yükseldi. Herkes bana gene saydı sövdü hatırlatırım. Tamam işte. Biz 100.000'e gidiyoruz. Sen arkadan bakarsın. Biz sana tepeden satarız dediler bana. Sonra Bitcoin çöktü. Sonra biz bunu geldik burada 30.000'lerden, 33.000, bin, 32.000 bin buralardan aldık. Çok almadık ama %50 aldık o zaman. %80 değil. Paramızın %50'siyle aldık. Sonra Bitcoin 42.000 dolara geldiğinde biz sattık bunu. %50'yi sattık, çıktık yani. Sonra oradan Bitcoin işte 48.000'lere falan gitti. Gene aynı muameleyi yaptılar bize. Sövdüler, saydılar, hakaret ettiler, bir bok bilmediğimi iddia ettiler ve şunu söylediler. Ee, biz sana tepeden satarız, biz buradan gidiyoruz dediler. Ondan sonra Teraluna mevzusu da patladı tabii. Hop dedik Bitcoin çöktü gitti. Buradaki dalgada dedik ki alalım az bir şey ama stop çekelim. Buradan aldık stop çektik, stoplarımız patladı daha da düştü falan. Tamam. Ondan sonra burada birazcık toparladık, şurada bir yerde sattık, sonra bir daha düştü falan. Ondan sonra geldik 18 binlerden, 20 binlerden tekrar toplamaya başladık. 18-20'lerden 20 topladıklarımızı 24 25ten sattık. Bunların hepsi YouTube'da var. Sonra yurt sattıklarımızın bir kısmını 20 bin dolarlardan tekrar aldık. İşte taşıdık da taşıdık, taşıdık da taşıdık bir şeyler yaptık kendi çapımızda. Satacağımızı sattık mkr gibi satmadığımızı topladıklarımızdan taşıdık alım konumlarından falan filan Şimdi Beni eleştiren Ki eleştirebilirsiniz gayet normal eleştireceksiniz ki ben de e, Eleştirilerden kendime pay çıkartabileyim. Eleştirmekten kastım Acımasızca eleştirenler yani ana bacı sövenler hakaret edenler para çaldığımı düşünenler işte ben insanları 2-3 kere kazandırıyormuşum, onları topluyormuşum. Ondan sonra da e, falancı borsada komisyon alıp hepinizi batırıyormuşum gibi bir ah, üst düzey komple teorileriyle atılan saçma sorma. Ya ben herkese Allah'a havale ediyorum. Ben imanı güçlü bir adam. Bakma dövmeni küpeli bilmem neyle olduğuma. Tamam mı? Namazının yazını kılan adam. İmanı güçlü adamım ben. Ya da imanı güçlendirmeye çalışan bir adamım. O yüzden kimseye beddua etmiyorum. Sövmüyorum da küfür de etmiyorum ama herkese Allah'a havale ediyorum. Çocuklarıma bir lokma haram lok yedirmemek için çabalıyorum. Şimdi dönelim asıl konuya. Bir kişi daha gösterin bana. Bu kadar nokta atış satabilen. Bir kişi daha gösterin düşüşleri bilen. Bir kişi daha gösterin bu kadar çok emek veren yayıncılığı bırakacağım Şerefsizim bugün yayıncılığı bırakacağım Vallahi. Söylediğiniz birçok kişi buralardan kaldı içeride içeride kaldı hodulcu adamlar hodulcu Başka yerlerden para aldılar da buralardan buralardan toplamaya çalıştılar ortalamayı düşürebilmek için Bir şey anlamanız lazım Ben Trade ile ekmeğimi kazanıyorum. Evime trade yaparak bakıyorum, geçiniyorum. Azla az bundan bir şey çıkacaktı. Yani şöyle söyleyeyim. Beyni en geriye çalışan bir kişiye bile 100 bin defa söyledim. Bunu anlatırım. Anlat, yani bir şekilde anlamasını sağlarım. Ama bir türlü beni dinleyen YouTube'dakileri anlatamadım. Ben trade yapıyorum. Trade yaparak spot piyasada ve kaldıraçta trade'ler gerçekleştirerek evime ve aileme bakıyorum. Benim mesleğim bu. Bu yüzden de kısa vadede değişen her pozisyonu hemen analiz edip hayata geçirmek zorundayım. Ve benim söylemlerim değişebilir. Çoğu zaman. Ve değiştiği anda siz bilgilenin diye ben video çekiyorum. Hani... Bu kadar çok videonun olmasının nedeni o. Girin bakın 4-5 senelik kanalların benim kadar videoları yok. Niye bende çok fazla video var ve niye ben düzenli olarak video paylaşıyorum? Çünkü trade ettiğim için o an piyasada değişen bir veri trade eder etmez. Veyahut da trade etmeye niyetlenir niyetlenmez. Videosunu çekip beni dinleyen YouTube'daki dostlarımıza da paylaştığım için bu kadar çok videom var. Şimdi net bir şey söylüyorum. Arkadaş işine gelmiyorsa beni takip etme işine gelmiyorsa beni izleme işine gelmiyorsa katıl gruplarına katılma İşine gelmiyorsa ve para kaybettiğinde sinirleniyorsan defol git kripto borsasından git Emtia satın al Altın satın al Anladın mı? Veyahut da Net söylüyorum Ben olsam da olmasam da zaten sen o parayı kaybedeceksin bu kafayla Benle kaybetmek senin de işine geliyor çünkü bir günah keçin var Ezebileceğin, sövebileceğin, o parayı kaybettiğin için suçlayabileceğin bir günah keçin var. Bana %100 güvenip de benimle birlikte para kaybeden, kaldırış işlemlerde para kaybeden son dönemde ki artık stoplu devam ediyoruz ve kazanç üzerine devam ediyoruz. Şimdilik daha iyi gidiyoruz bir önceki durumlara göre. Ama benimle birlikte bana güvenip de para kaybeden herkes bu riski biliyordu. Kripto piyasalarda bir dalgalanmada o parayı yok olabileceğini biliyordu ve bunu bilerek girdi. Parayı kaybetti ve şu cümleyi kurdular. Ne kadar büyük bir erdem. Dediler ki biz bu riskli piyasada senle işlem açtık, derste kaldık, kaybettik, canın sağ olsun demeyi becerdiler. Vizyonlarının insanlığını gösterdiler bana. Ben de özür diledim. Yardımcı olabildiğime de yardımcı da oldum bu arada. Onlar da benle Allah arasında ve yardım ettiğim insanlar arasında kalsın. Neyse. Ama daha sakin, daha huzurlu, daha böyle güzel ilerleyebilmek için beni anlayan insanlarla gitmeye devam etmek zorundayım. Beni anlamayan herkes yolu açık olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.